Rehber TV ekranlarından hayırlı sabahlar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Yeni bir günde, yeni bir Hanımlar Rehberi programıyla, yeni bir konu ve konukla yine karşınızdayız ve bugün de en kalbi muhabbetlerimizi sunarak başlıyoruz. Evet, bugün dinleme yetisini konuşacağız inşallah. Değerli stüdyo konuğum, Doğru Haber Gazetesi ve Nisan Nur Dergisi yazarı Şükran Eslem Dağ Hanımefendi ile Hanımlar Rehberi başlıyor efendim. Şükran Eslem Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, hamdolsun. Sizler nasılsınız? Çok şükür, çok şükür ben de iyiyim. Evet, bugün istedik ki dinleme yetisini konuşalım sizlerle. İnşallah. Zira toplumda gerçekten yani toplumsal olarak baktığımız zaman konuşmakta pek mahiriz. Konuşmayı çok severiz, konuşuruz. Sürekli kendimizi ifade etmek için genelde kullandığımız kelimelerin sayısını çoğaltırız. Kendimizi daha ifade etmek için. Fakat dinleme noktasında sanki konuşmak konusundaki o mahirliğimiz yok üzerimizde. Yani sanki dinlemeyi biraz öteliyoruz, erteliyoruz ya da dinlediğimizi sanıyoruz. O anlamda ilk önce dilerseniz dinleme yetisiyle başlayalım. Ve dinleme yetisi nedir? Evet. Var mı öyle bir şey? Sonra nedir diyelim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi gerçekten bahsettiğiniz üzere ben de böyle bir iki konu araştırırken baktım ki ülkemizde dinleme üzerine çok çalışmalar yapılsa da toplumsal olarak dinleme konusunda maalesef bir yere ulaşabilmiş değiliz. Yani dinleme konusunda toplum olarak çok gerilerdeyiz. Bundan dolayı ben de böyle bir konu araştırmaya girdim ve böyle bir konuyu araştırdıktan sonra gözlemleyerek, kendi hayatımızda bir şeyler inceleyerek, insanlar üzerinde de biraz gözlem yapmak durumunda kaldım. Bundan dolayı bazı noktalara gerçekten çok değinmek gerektiğini ya da insanlara bunu hatırlatmamız gerektiğini anlamış bulundum. Ve bundan dolayı da konu gerçekten hoşuma gitti. Ondan sonra sizin gerçekten sorduğunuz soruya da cevap verecek olursak, şimdi dinleme çok önemli bir unsurdur. Gerçekten öğrenilmesi gereken bir unsurdur. Ama öncelikle dinleme konuşma ya da okunma yoluyla karşıdakine gönderilen bir bildirimin algılanabilmesi demektir. Yeti ise kavranılabilen, değerlendirilebilen, anlamlandırabilen bir şey demektir. Ve şimdi baktığımız zaman gerçekten toplumda dinleme yetisi oluştuğu zaman ortada bir potansiyel oluşuyor. Yani mesela bir karşında bir profil oluşuyor. O kişiye hitap ettiğin kişiye anlatabileceğin bir grup, potansiyel oluşum ortaya çıkmaktadır. Ancak dinlenildiği ölçüde. Dinlenilmediği takdirde kişilerin çok daha fazla kendi başına buyrukluk davranışlarının sergilendiği gözlemlenebilmektedir. Çünkü insanlar dinlediği ölçüde, anlayabildiği, okuduğu ve dinleyebildiği ölçüde bir yerlere varır ve beyin kasları da bu şekilde gelişebilir. Zaten şimdi baktığımız zaman Eslem Hanım, insanlar sürekli kendini ifade etme isteği içerisinde, yani sürekli konuşarak aslında kendini, duygularını, düşüncelerini karşı tarafa aktarma telaşında. Evet. Ama şöyle bir şeyi kaçırıyoruz ya da kaçırıyorlar. İyi dinlenilmediği zaman insan anlayamıyor. Anlayamadığın zaman anlayamadığın bir şeyde zaten kendine de ifade edemiyorsun. Maalesef. Çünkü ilk önce anlamak için de dinlemek gerekiyor. Anladıktan sonra insan ancak anlaşılır hale gelebilir. Yani anlaşılır hale gelmeden işte sürekli bir şeyleri anlatmaya çalışmak, bir şeyleri konuşmak gerçekten de tamamen havada kalıyor. Çok bir onun şey için, ifade etmiyor. Ha, onun için yine baktığımız zaman zaten dinlenilmediği zaman insan kendine de aslında ifade edemiyor. Hani o kaygısını, güttüğü şeyi yapabilmek için bile, kendini ifade edebilmek için bile önce iyi dinlemek lazım. Evet. Yani burada mesela şey artıyor. Hani düşünme, okuma ve dinleme aslında eş değer orantıdadır. Ama bizim kaçırdığımız bir şey var. Mesela okuyoruz, üzerine düşünüyoruz da. Hani bu yine yapılabilir, yapılmış bir şeydir toplumumuzda. Ama dinleme yapılmıyor. Mesela dinleme böyle Allah-u Teala tarafından tamam bunun yetisi verilmiş. Ama biz dinlemeyi unutmuşuz. Hani sadece yeti olarak kalmış. Bu beceri olarak bizde var. Çünkü Üstad Bediüzzaman'ın da bir şeyi vardır. Diyor ki her zerresi verilmiştir insanlara cüz'i miktarda. Ama insanlar bunu kullanır, biler, işlevsel hale getirebilir veyahut köreltir, içerisinde böyle bırakır. Yani her kişide ve her insanda, her mahlukta
Allah-u Teala bunu vermiştir. Şimdi kişi bunu, bu değerini, yani yetisini verilemiş, kendisine verilmiş, armağan edilmiş bu yetisini ya beceriye dönüştürüp pratik hale getirip kullanacak veyahut onu orada bırakıp köreltecek. Ki mesela şunu, şu gözlemlediğimde şunu da gördüm. Mesela çok üst üste konuşmalar yapılır toplumumuzda. Hani en basit bir muhabbette bile insanlar karşılıklı konuşurken bir kere göz göze bakış çok fazla yoktur. Ondan sonra üst üste konuşma çok fazla vardır. Mesela birinin lafı bitmeden üstüne laf konuşmak, laf eklemek. Daha çok konuşmaya odaklıyız. Hani ben daha çok en fazla konuşan ben olayım tarzında bir yaklaşımda. Evet. Bunu olduğu takdirde o zaman çok fazla dinleyici bulunamamakta toplumumuzda. Mesela baktığımız zaman gerçekten o zaman herkes konuşmacı. Peki dinleyici kim? Yok, dinleyici yok yani. Mesela ortamda büyük sesler yükselmekte bazen. En basit bir sohbet, muhabbet ortamında bile yüksek sesler veya bir program, bir seminer benzeri şeylerde veya mesela bir vaaz ortamında bile baktığımız zaman insanlar oturup sohbet dinleyeceğine ya da o vaazı dinleyeceğine, yanındakiyle uzun süredir görüşmemişse onunla sohbet etme derdine düşmektedir. Şimdi burada nedir mesele? Dinlemeye adapte değil. Yani dinleme gibi bir becerisini o kadar dikkatsiz bir şekilde toparlayamıyor ki yaşayamıyor onu mesela. O anın içerisinde bulunmayı bilmiyor maalesef. Hani benim şu anda dinlemem gerekiyor. Dinlemeliyim mi? Kendi beynine çok fazla kanalize edemediği ve böyle kanalize olmadığı için de adapte olamıyor. Mesela ne yapacağını bilemiyor daha çok. Hani orada dinlemesi gerekiyor ama dinlemenin dışında her şeyi yapıyor. Mesela yanındakiyle uğraşıyor, çocuğuyla uğraşıyor. Bir şeyle konuşma sürekli daha fazla. Peki küçük bir parantez açalım burada. Bu durumda, böyle bir durumda ne yapılması gerekir? Mesela şimdi bir yere gittiniz dediğiniz örneğin üzerinden gidecek olursak, mesela bir vaaz ortamında işte vaazı veren, konuşan kişi fark ediyor ki aslında dinlenilmiyor. Aslında bu büyük bir hayal kırıklığı, büyük bir hüsrandır. Çünkü hazırlanmıştır belki günlerce, belki onun için emek sarf etmiştir dediğiniz gibi. İnsanlara bir şeyler anlatmak için, orada kendini ifade etmek için, yani ilmini orada konuşturuyor aslında. Fakat bunun rağbet görmediğini, yani etraftan dinlenilmediğini, işte arkadaş, bayanların çok yaptığı, sizin de ifade ettiğiniz gibi, işte yanındakiyle sohbet ediyor, muhabbet ediyor. Böyle bir durumda ne yapması gerekir? Şimdi gerçekten öncelikle aslında bu tarz platformlarda ben daha çok insanları dinlemeye yönlendirme amaçlı seminerler yapılması gerektiğine inanıyorum. Hı hı. Yani şimdi bunu çok fazla öğrenememiş bir topluluğa ya da o profildeki insanlara ne anlatabilirsin? Orada zaten emeğinin farkında değil. Yani senin verdiğin emeğin veya senin verdiğin uğraşın, eforun yeteri kadar farkında olmadığı için, yani dinlemesi gerektiğinin ne kadar önemli olduğunun bilincinde değil. Şimdi öncelikle bundan dolayı hani bu benim kanaatimdir kesinlikle, dernekler, seminerler, ondan sonra mesela böyle okul ortamları, medreseler, fakülteler, hı hı, ya da en baştan başlarsak bir ana sınıfında bile öncelikle çocuklara öğretilmesi gereken şey dinlemedir. Çünkü çocuk zaten, bakın, anne rahminde bile Allah-u Teala öyle bir şekilde yaratıyor ki çocuğun mesela parmağını emerek emzirmeye Allah-u Teala onu başlatıyor mesela, değil mi? Alıştırıyor, bir öğreti var. Hı hı. Devamında mesela annenin birçok şeyden kendisini mesela dikkatli olması gerektiği anlatılır. Doktorlar çok özenle söylerler. İşte, hı hı, hayatına dikkat et, yaşadığın standartlara dikkat et. Mesela stresten uzak dur, şöyle yap, böyle yap, bulunduğun ortama çok dikkat et. Bunların söylenmesinin nedeni çocuğun algılama, yani dinleme ve algılamasının yüksek olduğunu, bu onun, hı hı, aslında ortamı algılayabildiğini, ortamı dinleyebildiğini gösteriyor. Ama çocuğun konuşacağına, konuşmuş olabileceğine dair hiçbir bulgu yok mesela. Evet. Şimdi burada ben gerçekten, bu çok ilgimi çekti. Ben bunu araştırırken çok çok fazla şey ve çok düşünmeye yönlendiriyor insanı. Mesela bunu düşündüm ve dedim ki gerçekten Allah-u Teala eğer öyle bir şey olsaydı başta mesela konuşabileceğine dair bir bulgu olurdu. Çocuğun, hı-hı, mesela, hı-hı, şekliyle, birçok haliyle bize birçok şey anlatılıyor. Sonra mesela çocuk dünyaya geldikten sonra ilk başta dikkat ederseniz dinliyor her şeyi. Evet. Mesela hep dinliyor. Hatta şey söylenir mesela, şimdi beni şu sürelerde duymuyor aslında ya da şu sürelerde görmüyor. Ama belli bir süre sonra işte duymaya, görmeye başlıyor. Sonra anlıyor mesela. Sen bir şey söylüyorsun, bir komut verdiğinde çocuk onu algılayabiliyor, anlıyor. Daha sonradan çocuk dinleme aşamasını
bitirdikten sonra, yani aslında kendisinde olan Allah-u Teala'nın ona vermiş olduğu yetiyi kullanıyor. Onu kullandıktan sonra da konuşmaya başlıyor. Yani dinleyerek öğrenmiş oluyor. Evet, şimdi dinliyor burada, ve algıları, bütün evet, algıları açıp duygusal açılıyor. Olarak, ruhsal olarak. Şöyle de bir mesaj almamız isabetli olur herhalde. O zaman Allah-u Teala'nın da bizden istediği, o zaman daha fazla dinlememiz mi? Yani ilk önce evet, dinle, sonra konuş mu mesajda almamız evet, gerekiyor? Yani kendi heybemize biz onu mu almamız gerekiyor? Çünkü az önce de yine ifade ettiniz siz de, dinlemeden, doğru, daha doğrusu doğru bir şekilde dinlemeden anlamak, algılamak mümkün olmuyor. Doğru bir şekilde belki de konuşmak için ilk önce iyi dinleyici olmak gerekir. O bebekteki gibi ilk önce evet, dinliyor, anlıyor, algılıyor evet, ve çok daha sonra konuşuyor. Yani evet, bu da belki yine bizim heybemizi almamız gereken, anlamamız gereken bir mesajdır. Kesinlikle öyle. Mesela Allah-u Teala birçok şeyi gerçekten örneklik teşkil etmesi açısından, mesela Habil ile Kabil hikayesinde hani kötü hüsranla sonuçlanan, baktığımız zaman, sonuca baktığımız zaman bir hayvan numunesiyle bile hani ona öğretiliyor. Değil mi? Hayvanın hareketleriyle yapılması gerektiğini. Yani burada biz şunu anlıyoruz. Bir sesle bile gelebilirdi ama bir tavırla, bir davranışla, yani pratikte ona gösterildi. Demek ki birçok şey aslında bakılması, dinlenilmesi gereken ve Allah-u Teala'nın birçok şeyi model olarak bize gösteriyor. Bizim gösterimimizi sunuyor ama biz ne kadar görebiliyoruz? İşte o da çok önemli. Çünkü gerçekten gözlemlediğimiz zaman biz bunu görebiliyoruz. Mesela ben daha önce de tabii dinleme konusunun ne kadar önemli olduğunu biliyordum. Birçok konu araştırmıştım. Birçok konuda hatta bazen birbirimizi ikaz etmek durumunda kalıyoruz. Mesela hani dinleyelim arkadaşlar ya da bu tarz durumlar oluyor mesela, ama gerçekten ciddi bir biçimde içine girdiğimde gözlem yeteneğin mi artıyor diyelim, ya da onu daha çok mu görebiliyorsun? Yani orada ben şeyi fark ettim, işte Allah-u Teala'nın o sıralamayı, gerçekten konuşmadan önce dinlemeyi çok fazla verdi. İşte ana rahminde olsun, sonra doğduktan sonra dinliyor, anlıyor, algılıyor, değerlendiriyor, kıyaslıyor. Mesela ona göre komut alabiliyor, sonra mesela ona göre işte emekli. Hatta bakın, emeklemek bile konuşmadan önce gelmektedir. Yani pratik hayatın hareketleri, değil mi? Evet, adımları bile konuşmadan önce gelmiyor. Daha sonra mesela konuşma gerçekleşir. Konuşma olduğunda bile yine ebeveyn ona der ki işte mesela Allah de, anne de, baba de, mesela bir şey de der. O bunu dinler, ona göre bir şey söyler. Yine yani konuşmayı bile dinleyerek, hani ana dilini öğrenmesi bile dinleyerek oluyor. Çünkü dinlemeyen bir çocuk olsa, dinlemeyi bilmeyen ya da o yeti onda olmasa muhakkak doktorlar bunun, hani bunda bu yeti bulunmadığı için doktora götürülmesi veya tedavi edilmesi gerekiyor veya işte sağırlık ve benzeri bir problem olduğunu bulgusu ortaya çıkmaktadır. Şimdi bundan dolayı dinlemenin ne kadar önemli olduğunu ve hani demin bahsettiğiniz soruya hani biraz uzun da olsa cevap vermiş bulundum, ama ben bunun baştan beri söylenilmesi gerektiğine inanıyorum. Yani bir platformda en başta yapılması gereken şey dinlemenin ehemmiyeti anlatılmalı. Çünkü inanın toplumumuzda maalesef bunu beceri olarak öğrenebilmiş değiliz. Aslında şöyle de bir şey yapılıyor Eslem Hanım. Yani aslında adaplar başlığı altında bu ilim evet, meclislerinde genelde öğretilen bir şey. Fakat özellikle de diyorsunuz ki özellikle dinlemenin önemini ve etkili dinlemenin nasıl olduğunu, nasıl olması gerektiğini, ayrıca bir daha tekrar tekrar üstünde durulması, anlatılması gerekir diyorsunuz. Evet. Yani bu anlatıldığı takdirde mantıken baktığımız zaman bunu gerçekten ciddi bir biçimde karşıdakine aktarırsak geri dönüşüm alabiliriz. Şimdi karşıdakine aktarılmamış bir şey var ve bunun mahiyetini yeteri kadar bilmiyor. Ondan sonra mesela gittiği durumda dikkatini ona veremediği için, adapte olamadığı için dinleyemiyor. Haliyle ne oluyor? Bir kargaşa, bir şey gerçekleşiyor veya bir gürültü, kopukluk gerçekleşiyor. Oraya emek veren, belli bir belki zaman harcayarak gelen insanlara da çok büyük bir saygısızlıktır. Çünkü zaten dinleme her şeyden önce bir görgü kuralıdır. Mesela, aslında sadece orada anlatılana da değil Eslem Hanım. Evet, çevreye. Çevreye artı herhalde bir de kendisine büyük bir saygısızlık oluyor insanın. Çünkü malum bir yere gittiğiniz zaman bir seminer olabilir, bu sohbet olabilir, bu bir panel olabilir. Oraya gittiğiniz zaman yani siz
vaktinizi oraya ayırıyorsunuz, vaktinizi harcıyorsunuz. Belki evde eşinizi, çocuğunuzu ya da işlerinizi, bazı şeyleri erteliyorsunuz, öteliyorsunuz ve vakti oraya ayırıyorsunuz. Neden? O daha önemli olduğu için. Evet. Peki öncelikli ve daha önemli olan bir şeye ayırdığınız vaktinizi eğer oraya gidip de dinlemediğiniz zaman ne oluyor? Aslında boşa geçirilmiş bir zaman evet. oluyor. Yani birinci saygısızlık aslında haksızlığı kendine, belki de ikincisine dinleyiciye, üçüncüyü etrafına. Aslında basit bir şey gibi gözüküyor. Fakat bu halka halka aslında baktığımız zaman büyüyen, genişleyen aslında bir gerçekten değersizlik oluyor. Evet, gerçekten şimdi dediğiniz çok doğru. Başta kendine. Çünkü niye mesela o kadar zaman vermiş, gitmiş ama eve dönüyor, elinde hiçbir şey yok. Hı hı. Algıladığı hiçbir şey yok. Niye gitti? Ne oldu? Hani sonuç gereksiz bir efor sarf etti yani. Hani kendisine bir yazık etti mesela, zamanla yazık. Ömründen belli bir saati boşa geçirdi. Evet. Şimdi ömrümüzden belli saatleri çok fazla boşa geçirdiğimiz için toplum olarak aslında bu gözümüze gelmiyor. Ne olmuş yani? Sonuçta ben gittim, en azından hayırlı bir yere gittiğim için. Hani hayırlı bir sohbet, muhabbet, gitmiş Allah lafzı yani. Anlatılan bir yere gittim. En azından adımlarım adedince sevap kazandım falan mantığıyla bakılabilir. Ama şimdi bir şeyi duymak farklı, algılayıp dinlemek farklı, onu değerlendirmek, kıyaslamak. Gerçekten bunların hepsi bir meziyettir, bir beceridir ve yapabilen ciddi ölçüde faydalanıp kendini geliştiriyor. Hı hı. Yapamayan ise mesela bakıyorsunuz gelişim ve ilerlemeden çok uzak, aynı yerde olduğu yerde. Mesela birçok konuşmacı da bile bu var. Bakıyorsunuz çok güzel konuşuyor ama dinlemekten çok uzak olduğu için sadece konuşmacı olarak kalmış ve hep yıllar geçse de aynı yerinde saymaktadır. Çünkü hep böyle geriye doğru ya da kaldığı yerde kaldığı için ileriye doğru taşınamamış. Çünkü yeniliklere açık değil veya duymamış, dinlememiş, birçok şeyden kendisini alıkoyduğu için maalesef buna, yani yeni yaşama adapte olamıyor. Peki dinleme bu kadar önemli madem, yetiştirilmesi, geliştirilmesi gereken bir yeti madem, o zaman dinlemeyi ya da etkili dinlemeyi nasıl sağlarız? Nasıl olması gerekir? Biraz da ona değinelim, biraz da onu açar mısınız? Evet. Şimdi etkili dinleme nasıl sağlanır? Bu gerçekten çok ciddi bir meseledir. Yani birincisi, biz mesela baktığımız zaman bunu öncelikle kategorilere ayırmak istiyorum. Birincisi fiziksel, ikincisi psikolojik, üçüncüsü ise sözlü katılımla gerçekleşir. Hı hı. Şimdi birincisi konuşmacıya direkt bakmak. Mesela karşıdan durup bakma. Şimdi ben burada şöyle bir örnek veriyorum. Ben normalde bir iki seminere girdim, orada ayağa kalktım ama burada öyle bir şey mümkün olmadığı için ekrana bakarak yapmak istiyorum. Şimdi karşıdan bakmak demek, mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki biri ona seslendiği zaman tamamıyla vücudunun tamamı dönermiş, değil mi? Hı hı. Mesela hı hı. Şöyle yan göstereyim kendimi. Mesela bu şekilde durduğumda beni biri çağırdığı zaman benim ona şu şekilde dönmem bir saygısızlıktır. Çünkü bu, hani seni dinliyorum, söyle, tamam ama hani ne kadar dinliyorsun, ne kadar önem veriyorsun, bu belli oluyor aslında duruşun, tavır ve davranışında. Yani zaten, ona vücudunun ne kadarını yöneltmen evet, ile alakalı bir şey. Çok alakalı. Yani şimdi, sadece kafayı çevirdiğin zaman seni biraz dinliyorum, biraz umursuyorum gibi mi? Bazen mesela şöyle yapayım, mesela hiç şey yapılmaz. Mesela böyle arka dönülür, söyle ben seni dinliyorum. Evet, şu anda yaklaşım. Evet, şu anda mesela siz beni dinlediğinizi düşünmüyorum. Şu anda iyi evet. dönüksünüz. Şimdi mesela bana bu ne dönün. Demek? Mesela size çok büyük bir saygısızlıktır. Ama ben bunun farkında değilimdir. Çünkü toplum olarak çoğunlukla farkında değiliz. Bundan dolayı bu şekilde durulur. Ama mesela çağırdığınız takdirde benim ismimle hitap ettiniz, bana bir şey söylüyorsunuz ve önem arz eden bir şey, benim size şu şekilde dönmem, yani bütün vücudum olarak size bakmam, yani cepheden bakmam demek, göz temasında bulunmam demek, yani duruşumla bu şu demek: ben seni dinliyorum, seni önemsiyorum, senin söylediklerine değer veriyorum, seni dinliyorum demek. Bu mesajı zaten sen onu duyduğunu, bütün algılarını ona açık yönelttiğini belirtmiş oluyorsun. Beden diliyle evet, bunu karşı tarafa aslında. Şimdi bu fiziksel katılım, sen dinleyici olarak ona katılıyorsun. Şu an fiziksel katılım. Evet, fiziksel katılım. Bu duruşunla bunu gösteriyorsun. Evet. Şimdi fiziksel katılıma örnekler daha çoktur. Göz iletişimi. Şimdi bu, hani biz daha önce bir iletişim konusu daha işlemiştik. Göz teması çok önemlidir dedik. Hı hı. Bu dinlemede de öyledir. Şimdi dinlerken insanlarla göz iletişiminde değilsek, etrafa bakıyorsak, sağa sola bakıyorsak, başka şeyle uğraşıyorsak, yani gözümüz sürekli başka yerde ama onu dinledi. Sen söyle ben seni dinliyorum ama gözüm başka yerde. Şimdi bu tavır karşıdakine hem saygısızlıktır zaten, hani dedik ya başta bir görgü kuralıdır dinleme, hem de aynı zamanda onu yeteri kadar önemsememektir.
Ama şimdi bunu bilmeyen bir toplum var karşımızda. Mesela çoğu kişi, geçenlerde dediğim gibi bir seminerde yaptım. Bir abla döndü, dedi ki biz bunu bilmiyoruz. Hani yapıyoruz ama ben saygısızlık olduğunu gerçekten bilmiyordum dedi. Mesela eşim orada konuşuyorken ben diyelim yemek indirmekle meşgulüm. İşte o bir şeylerle meşgulüm yani. Ama onu dinliyorum aslında. Ben bunu saygısızlık olduğunu bilmiyordum. Şimdi bundan dolayı dedim ki topluma öncelikle bunların öğretilmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten öğretilmesi gereken, hatta okullarda ders olarak işlenilmesi bile gerekiyormuş. Ama maalesef bizim değerler eğitimi de yeni başlatıldı diye duydum okullarda. Ama dinlemeye ait bir beceri oluşturma için pratik hayatta bir şey gerçekleşmedi. Bundan dolayı gerçekten özellikle vücutsal olarak, yani fiziksel olarak katıldığımız eylemlerin bariz karşıdakine yansıması gerekmektedir. Bu şeyde, çocuk eğitiminde de, çocuk terbiyesinde de bunun evet, öncelikle, çok durulur. Hani, Neslihan Hanım, siz de bilirsiniz yani çocuklarla iletişim kurarken, çocuklarla konuşurken sürekli genelde ilk maddelerden birisidir göz kontağı, göz hizasında olmak. Çocuk boy olarak daha küçük olduğu için onun hizasına, seviyesine inmek. Yani bunun üstünde çok fazlasıyla durulur. Ve zaten kendimizden de pay biçecek olursak, biz gerçekten birisiyle konuştuğumuz zaman eğer o kişi bize dönük değilse, yüzümüze gözümüze bakmıyorsa, gerçekten söyleme, anlatma şevkimiz, hevesimiz de kırılır. Yani hepimizin eminim hayatında bunun örnekleri, parçaları vardır. Yani kişi eğer göz kontağını eğer çeviriyorsa ya da dediğiniz gibi eğer bedeni, vücudu bize yönelik değilse aslında dikkati bizde değil. Evet, yani aslında ben seni çok da, senin söylediklerini çok da umursamıyorum, önemsemiyorum mesajı verilme. Gerçekten insanın konuşmak, anlatmak da istemez anlatacağı şeyi. Aynen. Yani, ve kötü olan şey bunu toplumun bilmeden yapması. Yani çoğu bunu bilmiyor. Mesela o davranışı yapıyor ama bunun saygısızlık olduğunu veyahut seni dinlemiyorum mesajı verdiğini bilmediğinde fark. Yani tabii o an çok dinlemeye adapte olsa, mesela çok güzel bir haber alan bir insan, değil mi? Canhıraş bir halle ya da böyle bütün şeyle, bütün vücuduyla döner, bütün gözleri, bakışları, her şeyle ben seni dinliyorum mesajı verir. Ama tabii o güzel haber aldığımız anki duruşla çok da böyle normal bir konuşma seyri devam ederken ki tavrımız maalesef bir olamayabiliyor. Ve bunu çoğu zaman da bilemeyerek yapabiliyoruz. Yani siz dediniz ya, bunun öğretilmesi, eğitiminin verilmesi gerekir. Aslında tamamen bilmiyor değiliz Eslem Hanım. Belki de aslında kendi hayatımızdan, kendi yaşantımızdan pay biçerek biliyoruz diyebiliriz. Fakat öneminin farkında değiliz. Yani aslında bunun bu kadar önemli olduğunun, bunun gerçekten de etkili, İnsanın kendini anlatmada, kendini ifade etmede ne kadar etkili, önemli olduğunu dinlemenin, yani önemini tekrar tekrar altını çizersek, belki de anlatırsak, söylersek ya da bunun eğitimi verilirse insanların arasındaki iletişim de daha düzenli olur, daha düzeyli olur, daha anlaşılır olur. Çünkü gerçekten insanlar birçok şeyi iyi niyetle yapıyor zaten. Birçok yaptığımız hata iyi niyetle yaptığımız şeylerdendir. Artık kesinlikle art niyet yok, kötü niyet yok ama bilmediğimizden, bilmediğimizden dolayı. Veyahut çok fazla önemsemediğimizden, dediğiniz doğru. Bazen biliyoruz ama çok önemsemiyoruz. O an konuşayım, tek önemli olan şey benim. Ben, en çok konuşan ben olayım. Evet. Bunun tavrı daha çok gözlemlenir. Bir de mesela göz iletişimi sağlamak, algıyı açık bir zihin. Mesela algıyı, seni algılıyorumun tavrının verilmesi gerekmekte. Göreli olarak çok rahat olmak. Mesela dinleyicinin gerçekten etkili olabilen bir şeydir. Bu daha sonra da kafada kalır. Rahat olmalı. Mesela aklında bir şey varsa, bir şey takılıysa evde, okulda çocuğu varsa ya da işte bir şey varsa, bir aksilik varsa, geçmişe dair bir şey dert ediniyorsa, bu kafasında kalmışsa ve rahat değilse, vücut tumanında bu ona yansıyorsa, kesinlikle o şekilde bir etkili dinleme sağlanamaz. Yani kendisine faydalı olamaz bu dinlemenin. Vücutta açlık ve benzeri bir ihtiyaç olmaması gerekmektedir. Bu durumda da çok etkili bir şey sağlanamaz. Dinleme. Çünkü insan kendini veremiyor. Çünkü gerçekten açlık da insanda biraz da asabiyet, halsizlik, yorgunluğa neden olduğu için aslında dinleme de tam olarak gerçekleşmiyor. Burada bir araya gitmemiz gerekiyor Eslem Hanım. Aradan sonra inşallah tam o kaldığınız yerden devam edelim. Tamam. Evet, Hanımlar Rehberi'nde şimdi kısa bir ara. Aradan sonra etkili dinlemeye kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Evet, Hanımlar Rehberi'nde bugün etkili dinlemeyi, etkili dinleme nasıl olur, dinleme yetisini nedir, nasıl kazandırılır gibi konuları
inşallah konuşuyoruz. Doğru Haber Gazetesi ve Nisan Nur Dergisi yazarlarından Şükran Eslem Dağ hanımefendiyle ve kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Evet Eslem Hanım, en son etkili dinleme nasıl sağlanırı konuşuyorduk ve siz birkaç başlığa ayırmıştınız. Buyurun kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Evet. Psikolojik katılım, ikincisi psikolojik katılım dedik. Şimdi burada birincisinde dedik ya hani vücut şeyleri çok önemlidir, duruş, davranış, tavır. İkincisinde ise konuşmanın sadece sözel kısmı değil, aslında sözsüz kelimelerini de dinlemek gerekir. Yani ne burada, gibi mesela? Evet, burada mesela özellikle en çok yaptığımız şey el hareketleri. Hani biz de çok kullanırız. Mesela el hareketlerimizde bunun çok gözlemlenmesi gerekir. Mesela şöyle bir örnek vermek istiyorum. Diyelim eve geç kalmış bir genç var ve annesi onu bekliyor sabırsız bir şekilde. Bu bakarsa duruşuna, el kol hareketlerine aslında onun iç halini anlayacaktır. Yani onu gözlemlediği zaman, yeteri kadar dinlediği zaman annesinin sabırsız, sinirli veya nasıl öfkeli mi, ne halde olduğunu anlayabilecek kadar geliştirir. Bu da psikolojik katılımdır. Yani sözsüz davranışlara da çok dikkat etmemiz lazım. Hı hı. Bu bizim nasıl bir dinleyici olduğumuzu gösterir. Eğer iyi bir dinleyiciysek yüz ifadesine, el kol hareketlerine ve beden duruşuna çok dikkat ederiz. Gözlemleyerek bir nevi dinleme mi oluyor orada? Gözlemleyerek evet. Anlama mı? Evet. Hı-hı. Burada da psikolojik bir şekilde katılmış oluyoruz. Yani onu dinlediğimizi yine beyan etmiş oluyoruz. Şey açısından mı önemli Estem Hanım? Bu söyleyeceğimiz sözleri, seçeceğimiz kelimeleri neye göre belirleyeceğimiz, evet. Belirleyeceğimizi aslında bir nevi onu mu oradan fark etmiş, anlamış oluyoruz. Yani evet. Karşıdaki dediğiniz gibi mesela dışarıdan geldim eve işte karşımdaki kişinin eşim veya çocuğum veya arkadaşım gergin el ve işte yüz hareketinden bunu anlıyorum, şeklinden anlıyorum ve belki de ona göre kelimelerimi seçiyorum. Evet. Mesela burada dinleme becerisi çok fazla gelişir. Çünkü gözlem yeteneği de gelişir. Hı-hı. Ve konuşmayı kesmeme de psikolojik katılıma yöneliktir. Hı-hı. Dinlemeyi kesmeden dinlemek hani psikolojik men şu mesajı verir. Ben seni dinliyorum. Çünkü kesmiyorsun, araya girmiyorsun. Bundan evet. Dolayı ben seni dinliyorum mesajını karşıdakine veriyorsun. Bunlar da bir psikolojik katılımdır. Bir de üçüncü olarak sözlü katılım var. Burada mesela yine bir seminerden veya bir konferanstan bahsedersek eğer söylenileni anlamadığınızda açıklama gereği. Mesela bir geçenlerde bir veli ile konuştum, bir arkadaşım vardı. Çocuğuna şu tavsiyede bulunduğunu söyledi. Çok ilgimi çekti. Dedi ki ben çocuğuma diyorum ki anlamadığın yerde öğretmenini git teneffüste tut. De ki öğretmenim ben şurada anlattığınız şeyin şu kadarını anlamadım. Hı hı. Ve ondan açıklama iste. Çok hoşuma gitti. Dedim ne kadar güzel bir şey. Sonra ben konuyu araştırırken karşıma çıkınca dedim gerçekten çok güzel. Yani bilinçli insanlarımız aslında var. Mesela bu açıklamayı istemen ne demek? Ben seni çok iyi dinledim, hı hı. Ama şurada anlamadım. Şurayı bana açıklar mısın demek. Evet. Bu da sözel katılımdır. Ama mesela konferans veya seminer esnasında yani içerisindeyken doğru bir şekilde dinleyen bir dinleyici nerede onu bölmesi gerektiğini, nerede soru sorması gerektiğini, nerede ne yapması gerektiğini çok iyi bilir. Evet. Yani mesela konferans veren kişi duraksar, bir nefes alır veya soru sorar. Hani bir şey sormak ister misiniz, bir söyleyeceğiniz var mı diye bir şey, bir sual eder. O arada insan söyleyebilir. Veya bu başlık, da doğru dinleyici başka bir yapar. Başlığa geçer. Evet. Yani oradan yine iyi dinleyici bunu anlayabilir değil mi? Evet. Bunu anlamak için, yani aslında soru sormak için de, araya girmek için de yine iyi dinleyici olmak gerekir. Tabii ki. Uygun zamanı yakalamak için. Bu mesela iyi bir dinleyicinin de zaten gözlemlenilecek kadar hareketleri barizdir. Mesela buna bir başlık açarsam nasıl dinleriz diye. Mesela nasıl doğru dinleriz? Hı hı. Göz iletişimi başta dedik ya şeyde de çok önemlidir. Baş sallama. Mesela karşıdakine seni dinliyorum, tasdik ediyorum manasını, hı hı, vermektesin. Sorular sorarak yine doğru zamanı belirleyerek soru sorarsın ve not alarak. Yalnız not almayı şöyle bir açmak istiyorum. Mesela bir şey anlatılıyor. Kişi de harıl harıl not alıyor. Şimdi bu durumda bölünmüş oluyor. Zihin bölünmüş oluyor. İkiye bölüyorsun zihnini. Bir taraftan zihin dinlerken, algılarken, çünkü zihin çok farklıdır gerçekten. Algılama kapasitesi çok çok yüksektir konuşma diline göre. Bundan dolayı zihni yormuş ve bölmüş oluyorsun. Hı hı. Bundan dolayı mesela yine çok iyi dinlememiz için engelleyici etkenlere de izin vermemiz gerekiyor. Vermememiz gerekiyor. Yani dış etkenler olabilir bu. Dinleme istekli olmak çok önemli. Yani dinleme istekli değilsek mesela şu tavırla gidiliyorsa konferans tesettür konusu diyelim.
şu tavırla gidiliyordur. Gidilmiştir ama zaten bildiğimiz konular. Yani ben zaten hepsini biliyorum. Şu tavırla gidildiği ölçüde hiçbir şey algılanılamaz. Yani sen çünkü psikolojine ve beynine şunu diyorsun. Sen zaten her şeyi biliyorsun, dinlemene gerek yok. O beyin orada yan kanallar bulur ve bir sürü şeyle meşgul olur. Seni onu dinlemekten men eder. Bundan dolayı dinlemeye istekli olmak, yani şevkle gitmek çok önemlidir. Zoraki yapmanın maalesef faydası olamıyor. Zoraki bedenen oradasın ama beyin olarak maalesef orada değilsin. Önemli bilgiye işaret eden ipuçlarını çok takip etmek. Yani bu da mesela tabii konuşmacının da vurgu tonlaması kuvvetli olması lazım. O da orada önemli ipuçlarını alması lazım. Ve konunun ana temasını bilmek çok önemlidir. Mesela bazen kişi seminere gider, o semineri dinler çıkar der, yanındakine sorar der, ya konu neydi? Bu kadar, bu derecede ana kopuk temayı yani bilemez. Evet. Yani ana temayı bilmediğimiz ölçüde biz zaten konuya adapte olamayız. Adapte ve dikkat problemi olduğu zaman da hiçbir hakimiyetimiz kalmaz. Ve mesela ezber değil de daha çok fikre dayalı. Yani fikir alma amacıyla dinlemek. Ama ezber dedik yani demin de böyle zihni bölüp sürekli yazmak da iyi değil. Ara ara önemli noktaları not etmek. Kısa notlar. Bir de zihni bölmeden bunu yapmak ve ezber üzere değil de mesela dinliyorsun. Hep böyle hafızanda tekrar ediyorsun onu. Benim bunu unutmamam gerekiyor tavrıyla değil de daha çok pratiğe geçirebilmek için, fikir almak için bunu yapmak gerekmektedir. Yine bilgilenmek için mesela yapılır. Bilgilenmek için gidilir, alınır, dinlenilir. Eleştiri almak için. Bu çok önemlidir. Toplumumuz maalesef tenkit edilmeye hiç müsait bir toplum değiliz. Biz hepimiz, kendimizi de kastederek söylüyorum. Eleştiri hiç sevmeyiz. Eleştiri aldığımız zaman maalesef zorumuza gitmektedir. Ama eleştiri almak için en gidilmesi gereken yer seminer ve konferanslardır. Çünkü neden? Birebir sana eleştiri yapılmıyor. Genele yapılıyor. Ve o eleştiri aldığın için mesela orada bir şey anlatılıyor. Ve anlatılıyor. Aa evet, bu bende var. Ben bunu kendimden, kendimi bu halden kurtarabilmeliyim ya da bu üzerimde bulunan ahlak hiç iyi bir ahlak değilmiş. Ben kendimi bundan kurtarabilir miyime çok yönelmek ve kanalize olmak lazım. Ama şunu yapmamız bizi gene kötü yönlendirir. Mesela dinlerken başkasını düşünmek. Şu halet işte kayınvalidemde var aslında, keşke o dinlemiş olsaydı veya eşimde bu, keşke eşim bu semineri dinlemiş olsaydı, çok iyi algılardı, bana çok daha iyi davranırdı ya da bunu öğrenmiş olurdu diye düşünmemiz bizim onu kendi üstümüze almamızı engellediği için bizde bir pratiker olarak bir değişiklik yapmayacaktır maalesef. Yine ufku genişletmek için ve deneyim ve anlayıştan faydalanmak için. Mesela o kişi deneyimini veya tecrübelerini aktarıyordur. Biz de ne yapıyoruz? Onu yeteri kadar dinlediğimiz ölçüde onun deneyimlerinden, tecrübelerinden, anlayışından faydalanmış olacağız. Ve belki o anki sabrı, tavrı, duruşu belki bize çok güzel örneklik teşkil edecek fikirler sunacaktır ve biz de bundan faydalanacağız. Başkasının öyküsüne katılmak. Bu çok hoşuma gitmişti gerçekten. Çünkü bir kişiyi canı gönülden dinlediğin zaman onun öyküsüne ve hayatına girmiş oluyorsunuz. Çünkü şuna şöyle bir örnek vermek istiyorum. Mesela göz bizim penceremizdir. Dışarıya bakan, dış dünyaya bakan penceremizdir. Aynı zamanda bu pencereden içeri de görülür. Yani bizim halimiz, tavrımız. Mesela şu çok denir. Hani gözleri ışıl ışıl parlıyordu. Veya gözleri mesela gözlerinden öfke saçıyordu. Mesela şimdi bir göz, aynı göz hem öfke saçmak, hem tebessüm etmek, hem ışık saçmak, hem fel fecir okumak, bunlar bir gözün yapabileceği şeyler değildir. Şimdi buradan biz neyi anlıyoruz? İç dünyamızın gözlerimizden taştığını anlıyoruz. Demek ki kişilerin gerçekten gözüne bakarak ve onun yeteri kadar onu dinlemeye vakit ayırdığımız takdirde onun öyküsüne ve hayatına katılmış oluyoruz. Çünkü sen onun öyküsüne öyle bir katılıyorsun ki onu anlayabiliyorsun, onunla üzülebiliyorsun, onunla sevinebiliyorsun, onunla ağlayabiliyorsun. Bu nedir? Çok iyi dinleyebilen bir insanın yapabileceği bir durumdur. Ve galiba burada da böyle kısa kısa geri bildirimler, geri dönüşler herhalde yapmakta faydalı olacaktır. Ama orada mesela şöyle yapmamak lazım. Bazen mesela derdini anlatan kişilere şu yapılır. Problem çözmeye adapte olunur. Şimdi problem çözmeye adapte olmak maalesef çok iyi bir
sonuç elde edilemez. Çünkü belki kişi problemini değil ya da probleminin çözülmesini değil, sadece derdini anlatıp teselli edilmek istiyordur. Hı-hı. Bunu da çok iyi, gene çok iyi bir dinleyici yapar. Ya da çok onun fazla dolduruşa getirme. Evet. Yani sen de yapsaydın, aynısını misliyle cevap verseydin, karşılık verseydin. Bu da herhalde yanlış bir... Ya bazen sadece aslında dinlemek bile yeterlidir. Mesela onu dinlemek, onu dinlediği, yani seni dinliyorumun değerini vermek. Hı hı. Yani, yani anladığını aslında ona zaman ayırdığını belirtmek. Hı hı. Evet. Hani bu, bunlar çok önemli şeylerdir. Ve muhakeme gücünü geliştirir. Şimdi konuyu tekrar nasıl, neden dinleriz ya da nasıl dinleriz, niçin dinlemeliyiz başlığıyla anlatıyorum. Muhakeme gücüne sahiplik. Dinlemek muhakeme gücüne sahip kılar. Gerçekten bu, şuna böyle bir örnek vermek istiyorum. Bir zaman, Allahu Alem çok hatırlamıyorum, bir böyle işte bir beldenin sahibi diyelim, efendisi geliyor, böyle sokakta geziyorken bir çocuğa rastlıyor ve diyor ki, işte ona bir şeyler soruyor, diyor işte sen imanın şartlarını, yanılmıyorsam yani Allahu Alem çok net hatırlamıyorum, soruyor. O da diyor ki biliyorum, takır takır sayıyor tabii. Diyor ki işte buna, babasına 10 altın gönderiniz diyor. Sonra yanındaki çocuğa söylüyor, diyor ki siz, diyor, sen biliyor musun işte imanın şartlarını? O da bilmediğini belirtiyor. Diyor ki bunun babasına da 10 sopa vuralım, vurun yani. Hı hı. Çocuk hemen o anda, bakın muhakeme gücü dinlemeyle çok doğru orantılı olduğu için, çocuk hayatı dinlemiş demek ki. Ve orada çocuk diyor ki siz benim babama bu cezayı veremezsiniz. Neden diyor? Diyor çünkü benim babam bilmiyordu. Onun babası ona öğretmemişti. Ama diyor siz onun babasına da o cezayı veremezsiniz çünkü onun babası öldü. Buradan dolayı diyor ki bu çocuk muhakeme gücüne çok sahip. Bundan dolayı diyor onun babasına 10 sopadan vazgeçip 10 altın veriniz diyor. Yani muhakeme gücü birçok zaman birçok insanı bir zor durumdan kurtarır. Yani belki öyle bir durumda kalırız ki hızlı bir şekilde pratik zekayla düşünüp o muhakeme gücüyle biz ortamı kavrayıp ortama hakimiyet kurup aslında çok şey halledebilecek durumda olabiliriz. Ama bunu tamamıyla esnek ve pratik bir zekayla yapabiliriz. Yani geliştirilmiş, körleştirilmemiş bir beyinle yapılabilir, limağla yapılabilir. Ve yine iyi bir dinleyici pasif olmayarak kendi varlığını ve karşıdakinin varlığını kabul ederek. Yani onu dinlerken diyorsun ki ben seni kabul ediyorum, sen varsın, buradasın. Hı hı. Seni dinliyorum ve kabul ediyorum. Bu mesajı veriyorsun ve kendi varlığını da onu dinleyerek, katılarak belirtiyorsun, ortama sunuyorsun. Bu da kısa kısa arada onu işte takdir etmekle ya, evet, da dinlediğini ima edecek böyle kısa kısa, evet dinliyorum seni ya da anlıyorum seni ya da mesela anlattığı, anlattığı gibi üzüntülü bir şeyse çok mu üzüldün? Ya da evet o anda gerçekten bunları yaşamak herhalde senin için çok korkunç bir şeydi gibi, böyle yani o anda sadece katılım, evet yani katılım. Sadece işte seni dinliyorum, aslında seni dinliyorum, kulağım sende, senin yanındayım dediğiniz gibi mesajını, onun mesajını verme, karşıdakini gerçekten büyük ölçüde rahatlatacaktır ya da karşıdakini gerçekten beni dinliyor o karşımdaki beni dinliyor ya da ben boşa konuşmuyorum ya da o anda deşarj olacaktır. Zaten burada herhalde amaçlardan birisi de deşarj, evet, deşarj olmaktır. Evet, anlatan kişinin. Yani mesela iyi bir dinleyici yine güven duygusu oluşturandır. Herede yönetici ise mesela şöyle bir örnek verelim, bir fabrikada müdürsünüz. Şimdi burada sen işçinin, emekçinin sıkıntılarını dinlediğin ölçüde değer kazanırsın. Yani o kişinin saygısını kazanırsın. Öyle değilse, yani iyi bir dinleyici değilsen, safsaklayan, onları umursamayan bir kişiysen zaten o insanlar işi bırakmaya kadar bile gidebilir. Çünkü sen onların varlığını kabul etmiyorsun. Evet. Dinlemek varlık kabul etmektir. Varlığını kabul etmek ve değer vermektir. Bundan dolayı özellikle yöneticilerde de dinlemeye adapte, dinlemeyi güven duygusunu geliştirme açısından çok önemlidir. O zaman bir yönetici konumdaki kişilerin de o zaman özellikle bu dinleme yetisini geliştirmeleri, gerçekten de bunun önemi üzerine o zaman kendilerini eğitmeleri gerektiğini, evet, o zaman buradan söyleyebiliriz yani. İşte tabii ki burada mesela algılama kapasitesine çok dikkat çekilmesi gerekiyor. Mesela algı kapasitesini genişletmek gerekiyor. Çünkü algı kapasitesi başarıyla doğru orantılıdır. Yani algıladığımız ölçüde başarılıyızdır. Mesela algılamadığımız şeyde başarılı olamayız. Bundan da mesela bir
öğretmen gelir veliyle konuşur, der ki işte çocuğunuz dersi dinlemiyor mesela. O çocuk dersi dinlemediği için, adapte olamadığı için yeteri kadar başarı sağlayamıyor, değil mi? O bundan dolayı yeteri kadar başarı sağlamasıyla çok alakalı algı kapasitesi. Ve bir kişinin mesela dakikada, bu çok ilgimi çekmişti, ortalama 600-800 bir, bakın bir dakikada ortalama 600-800 kelimeyi algılayabilme yeteneğine sahip. Yalnız 125 kelime konuşabilme yeteneğine sahip. Bir dakikada 125 kelime konuşabiliyoruz ama 600 ve 800 arası kelimeyi kapasiteye göre algılayabiliyoruz. Şimdi bu çok ilginç çünkü beyin aynı zamanda mesela sadece dinlemiyor. Anlama kapasitesi olduğu zaman, şöyle saymak istiyorum mesela, beyin onu içerisinde değerlendiriyor, kıyaslıyor, ilişki kuruyor birbiriyle, parçalara ayırıyor ve ne yapıyor mesela? Öyle bir hale getiriyor ki mesela daha sonra hatırlayabilecek ölçüde onu beyinde önemli noktalara yerleştiriyor. Daha sonra hatırlayacak olan gerekli yerlerini. Yani bunların hepsini yapıyorken bile sadece bir dakikada yapması çok ilginç. 600-800 kelimeyi bir dakikada algılayıp, bu kadar çok birbiriyle ilişkilendirip, birbiriyle kıyas edip, ölçme tartma derecesine getirip, daha sonra onları hatırlanacak yerlere yerleştirme. Yani çok ilginçtir. Ancak dakikada en fazla 125 kelime kullanabiliyoruz. Yani buna binaen baktığımız zaman gerçekten Allah-u Teala bizi daha çok dinle, daha çok dinlersen daha çok gelişirsin. Bunu aslında bizim beynimize yerleştirdiği veya ruhumuza yerleştirdiği her şeyle, yani uzuvlarımızdan bile, uzuvlarımızı gözlemlediğimizde bile bunu çok daha iyi algılayabiliyoruz. Mesela şöyle, belki tabiri caizse çok basit bir örnek ama iki kulağımız, sadece bir ağzımız var. Mesela bu ne demektir? Aslında daha çok dinlemeye, daha az konuşmaya. İki dinle bir konuş. Yani evet, en basit yalın haliyle doğru yaşamak için çok dinlemeli, belki de az konuşmalıyız. Yani çok gözlemlediğimiz zaman çok şey görebiliyoruz. Mesela çevreye o gözle baktığımız zaman, bir de dinleyen insan aslında hakimdir her şeye. Mesela ortamda kim nasıl bir karakter, kim neden bahsediyor, kim ne söylüyor, kim kime ne yapıyor, bir çocuk ne durumda, bir anne ne durumda. Herkesin her şeyin farkındadır dinleyebilen bir insan. Ama dinleyemeyen, yani sürekli konuşmaya kendini adapte etmiş bir insan, çevresinde olup biteni hiçbir şeyi bilemez. Mesela gider eve, belki ikisi, bir karı kocadan bahsedelim mesela, eşi ona diyelim, biri daha iyi bir dinleyicidir, eşi sorar işte gördün mü şurada şöyle oldu, o kişi durgundu sanki, bir sıkıntısı var mıydı acaba, ya da şu çocuğun bir tarafı mı ağrıyordu sanki, böyle bir dikkati celbeden bir şeyden bahsederse iyi bir dinleyici olan, öbürü der ki daha çok konuşmacı olan, yok fark etmedim çünkü dikkati o kadar çok konuşmaya yönelikmiş ki sadece kendiyle alakadarmış. Ancak dinleyici etrafıyla, herkesle alakadardır. Herkesi dinliyordur. Hal, tavır, davranış, söz, her şekilde onları dinliyordur. Peki dinleme bu kadar önemli madem ki, o zaman şöyle bir soru sorayım. Dinleme ve algıda engelleyici unsurlar nelerdir Eslem Hanım? Evet, dinleme ve algıda engelleyici unsurlar gerçekten çok ciddi bir şekilde bizi etkileyen, dinlemekten alıkoyan şeylerdir. Bunların başında mesela atlama, safsaklama gelir. Bir konu içerisinde mesela çok önemli bir konu anlatıyordur. Sen lafını unutma, ben hemen geliyorum dersin. Kalkarsın gidersin, mesela bir çay ikramı yaparsın. Çünkü ya hani ikram ediyorsun tabii, veya başka bir şey yapıyorsun, veya bir çocuğun meşguliyeti seni. O arada gelirsin, atladığın için zihni bölmüş oluyorsun. Atladığı için zihin geldiği zaman ona yeteri kadar ilgi duyamayacaktır o konuya. Çünkü atlamış onu. Yeteri kadar ilgi duyamadığı için büyük ihtimal sen onu, beyin unutmuş da olabilir. Geleceksin, ya sen yeni bir konu açacaksın, ya da kişi unutmuş olacak, başka bir konuya gidecek. Senin ona yeteri kadar ilgin kalmamış olacak. Ya da aslında senin söylemek istediğin ya da anlatacağın belki senin için çok önemli ama benim için o kadar önemli değil ki atlayıp safsaklayabiliyorsun. Anlatacağı kişinin de aslında şevki kırılır belki de, değil mi o anda? Muhakkak. Saygı çerçevesinde hiç etik olmayan bir davranış olduğunu düşünüyorum. Son 5 dakikamıza da giriyoruz bu arada. Evet, sorularımız da bitmedi. Evet, böyle... Hem sorularımızı da geçmeyelim, hem de toparlama. Çarpıtma, konuları çarpıtmak da maalesef engelleyici. Bakın tekrar başta söyleyeyim, dinleme ve algıda engelleyici unsurlar. Atlama, safsama, çarpıtma. Konuyu çok çarpıtırız. Aşırı anlam yükleme de mesela nettir. Bir şey anlatılıyorsa odur yani. Aşırı anlamı yok, bunu demek istedi. Mesela kayınvalidesi bir şey demekse, yok yok ben biliyorum şunu demek istedi aslında. Aşırı anlam yüklediğin takdirde
kişiyi yeteri kadar dinlememiş olursun ve engelleyici bir unsur olur. Çok hızlı konuşma da buna engeldir mesela. Hı hı. Çok hızlı konuşulduğu zaman çok dinlenilmez ya da algılanmaz. Dinliyor görünmek bu en kötüsü ve saygısızlıktır. Dinliyor gibi görünür. Aslında bir soru sorsam konuyla hiçbir alakası yoktur. Çünkü hı, beyindeki yan kanallar. Beyin mesela çok hızlıymış biliyor musunuz? O kadar hızlı algılıyor ki kişi daha ikinci kelimeyi konuşmadan onu algılamış, tartmış, ölçmüş, biçmiş, kenara koymuş bulunuyor. O sırada beklemekten canı sıkılıyor. O yüzden yan konulara sapıyor. İşte dikkati toplamak için onu yan konulardan alıkoymak gerekiyor. Ve senin dikkatin burada, burayı dinle demek gerekiyor. Bundan dolayı dinliyor gibi görünmek gerçekten büyük saygısızlıklardan. Başka şey düşünmek gene engelleyici unsurdur. O anda orada olmak gerek, o anı bilmek gerek. Başka şeyle ilgilenmek, yine yan dış etkenler. Bunlar genelde bizden bağımsız maalesef olurlar. Hı-hı. Saplantı türü dinleyici çok kötüdür. Mesela kendi düşüncesi dışındaki hiçbir düşünceyi kabul etmez. Dinler ancak der ki yok yok benim bildiğim doğru. Bu saplantılı tür düşüncedir maalesef. Evet. Hiç. Yani ön yargılı dinleme de diyebilir miyiz, evet, buna? Evet, dinlemeye engel, yani dinleyiciyi algısında engel koyar. Algılamaz o. Çünkü hı-hı, der benim dediğim doğrudur. Yani sen beni değiştiremezsin, evet, konuşsan da ben doğruyum. Suçlanmış, kesinlikle. Hı-hı. Suçlanmış hissine kapılmak yine savunucu dinleme tarzıdır. Sürekli kendisine söylüyormuş zanneder. Mesela orada ne anlatılıyorsa beni kastediyor. Beni kastediyor. Hı-hı. Bu suçlanmış hissine sürekli kendine savunma. Hayır hayır ben böyle değilim. Aslında o seni kastetmiyor. Genele konuşuyor belki de. Ya da o an ortaya konuşuyordur. Suçlanmış gibi hissedip savunma mekanizmasını geliştirirsek yeteri kadar algılayamayız. Üstüne alma mı? Ona da hani halk arasında işte üstüne alma denir buna. Yani işte evet, konuşulan şey bir şeyde, evet her şeyde işte üstüne, bu benim için söylüyor. Beni kastediyor. Bak işte yine benden bahsediyor deyip aslında onun bir devi belki de yarası hani evet, söz var ya ama yarası işte bu, olan gocunur diye. Yani aslında bir nevi aslında vardır belki de gerçekten ondan bir pay ama bu biraz da herhalde ruhsal bir rahatsızlık da İşte bu olsa algıda gerek. Maalesef problem yaratıyor. Yani dinliyorsun ama algılamıyorsun oluyor. Hı-hı. Yani çünkü duymak ve dinlemek, algılamak çok farklı şeylerdir. Yine tuzak kurucu dinleme. Karşıdakini zor durumda bırakmak için dinlersin. Şurada bir açığını yakalayayım. Ondan sonra bak ben ona ne yapacağımı bilirim. Der gibi dinlemek de iyi bir algı yapmaz. Yüzeysel dinleme, sabırsız dinleme. Bunlar hani bir an önce konuşması bitsin de gitsin manasıyla dinlediğin zaman o hiçbir şekilde algılamazsın. Zaten %90'ı sözel bir toplumuz iletişimde. Zaten yarısını daha oradan çıkmadan unutuyoruz. %20-25 kalıyor. Bu da 2 ay içerisinde unutuluyor. Dikkat edilmezse ve bu engelleyici unsurlar da oluşmuşsa bunların hiçbiri hatırlanmaz. Bir gün bize belki lazım olacak ama hiçbiri hatırlanmaz maalesef. Konuşmayı kesme, açık arama bunlar da maalesef şeydir. Engeldir. Hı hı. O da çok tehlikeli bir şey herhalde değil mi Eslem Hanım? Yani düşünün siz bir şey anlatıyorsunuz ama karşı taraftaki sizi sadece açınızı yakalamak. Yani sizi bir yerde sizi zor duruma sokmak, evet, sizi eleştirmek için belki o anda dinliyor sizi. Bu da çok ürkütücü bir şey. Yani rencide öyle bir durumda anlatan, anlatıcı olan kişi öyle bir şey sezdiği zaman o bile kendi anlatacağına konsantre olamaz. Anlatacağına yani doğru bir şekilde ifade edemez. Ve karşı taraf içinde o da aslında anlatılandan bir şey anlamaz. Neden? Çünkü sürekli açık aramakla meşguldür. Evet. Yani bir şey öğrenmek değil de karşı tarafı sadece zor durumda bırakmak için açık aramakla meşgul. Tuzak. Evet, bu da sıkıntılı bir durum yani. Peki konuşmacı dilinin dinleyici üzerindeki etkilerine değinecek olursak, evet, hani az süremiz de az kaldı. Evet, bunu toparlayayım inşallah. Konuşmacı dili çok önemlidir. Çünkü dinleyiciye dinle veya dinleme mesajı vermekteyiz biz. Ama bir dakikamız kalmış. Evet, toparlayayım inşallah. Evet, karşıdakinin anlayacağı dilde konuşmak. Yani yabancı bir dil veya yabancı kelime konuşmamak. Olumsuz olmadan, suçlamadan, yani hı-hı, sürekli olumsuz değil, suçlayıcı olmadan, insanları değil problemleri karşımıza alarak, yani bir kişiyi değil, problemi karşımıza alarak konuşmak yine konuşmacının, hı-hı, dili olmalıdır. Emir kiplerinden uzak durmak. Bakın bu çok önemli. Sürekli emir vererek konuşmak hiçbir şekilde hiçbir fayda sağlamayacaktır. Dinlenilmemeye sebep olan bir şeydir maalesef. Ve yine empati kurarak konuşmak. Karşıdakinin kendi yerinde olsa nasıl olur? Hı-hı. Düşünerek konuşmak. Anlayışlı ve iyi yönden bakarak konuşmak. Yani bakış açısını hep olumlu ve iyi yöne yönelterek konuşmak. Konuyu uzatmadan net cevaplar vererek konuşmak.
Çünkü konu mesela bazen konu anlatılmaya çalışılır. O kadar dolaylı dolanır, kişi yorulur, beyin yorulur, dikkat dağılır. Sen asıl konuyu anlattığın zaman zaten kişinin dikkati dağılmış ve yorulmuş olur. Bundan dolayı o zaman konuşmacı da dinleyicinin dinlemesini, belki de dinleme kalitesini ve oranını etkiliyor ve tetikliyor diyebilir miyiz? Evet, bu zaten çok önemli. Hani baştan sorduğun soru gerçekten belki cevap olmuş mudur bilmiyorum ama bunların çok iyi anlatılması, çok iyi fark ettirilmesi gerekiyor. Yani en başta belki çocuktan başlarsak işte ilkokul çağında ders olarak verilmesi gerekiyor. Bu yetini öğretilmesi gerekiyor. Daha sonra da mesela belli bir ölçüde, belli yerde, bir medresede, bir okulda, bir dernekte, bir faaliyet içerisinde, bir konferansta, bir seminerde ilk başta yapılması gereken şey dinleme yetisinin kazandırılması. Bunun üzerine yapılması gereken seminerler. Evet. Ve yine dinlemeyi biz konuşmadan sonra, genelde önce konuşma, kendimizi ifade etme, maalesef, sonra dinleme. Ama bugün sizin de anlatmanın sonucunda bir daha öğrenmiş ve bir daha takdir etmiş oluyoruz ki gerçekten dinleme konuşmadan da önemli. Evet, zaten hani söz esirindir diye bir laf vardır ya, söz konuşmadan önce o senin esirindir, konuştuktan sonra sen onun esirisin. Evet. Hazreti Ali söylemiş, Allah-u Alem. Burada mesela şunu anlıyoruz, biz gerçekten esiri olmamalıyız. Yani konuşmamızın esiri olmamak için de düşünmeliyiz. Düşünerek davranış sergilemeyiz. Düşünerek, ölçüp tartarak konuşmalıyız. Ve bu takdirde bu bizim faydamıza olacaktır. Evet. Ki toplumun da faydasına olacaktır. Daha çok dinleyebilen bir toplum olacağız. Daha çok algılayabilen toplum olma temennisiyle. Ve daha çok anlayıp anlaşılır olacağız inşallah. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Allah razı olsun. Ben teşekkür ediyorum. Evet, Hanımlar Rehberi programında bugün Doğru Haber Gazetesi ve Nisan Nur Dergisi yazarı Şükran Estem Dağ hanımefendi bizdeyleydi. Ve Şükran Estem Dağ hanımefendi ile dinleme yetisini konuştuk. Demek ki daha çok dinlemeli, daha çok dinlemeli ki daha çok anlayalım ve doğru yaşayalım diyoruz. Ve başka bir programda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun, hoşça kalın.